hem kendi sevabını alır hem de o devam ettiği sürece onun sevabını alır. Hem kendi vebali kendinedir hem de ondan etkilenenlerin vebali onun üzerinedir. Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen esaslardan biri şu. وَلَا تَزِرُوا وَاَزِرَةٌ مِزْرَ اُخْرَى Hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Bu belli sınırlarda anlaşılması gerekir. Bununla kastedilen her şeyden önce suçun şahsiliğidir. Günümüz hukuk sisteminde bu suçun şahsiliği olarak ifade edilir. Ve bir kimsenin yaptığı hatadan dolayı onun etrafında olanlar mesul değildir. Akrabaları bundan dolayı cezalandırılamaz. Veya evladından dolayı babaya ceza verilmez. Veya babadan dolayı evlada ceza verilmez ve bu örfümüzde şöyle yer almıştır. Her koyun kendi bacağından asılır. Ancak göz ardı edilmemesi gereken başka bir durum şu. Evet yaptığımız hatalar şahsidir ve herkes kendi yaptığının karşılığını görecektir. Fakat başkalarının hatalarına bir sebebiyet verdirmişsek onların hatası bize de sirayet etmektedir ve bunun dindeki karşılığı sebebi kel Sebep olan o işi yapmış gibidir. Mesela bir insan içki içti. İçmiş olduğu içkinin vebali kendine aittir. Ama bir başkasının da içkiye alışmasına sebebiyet verdi. Ona içki verdi, teşvik etti. O adam ömür boyunca içki içtiği sürece ona, onu başlatan kimse onun vebaline ortak olacaktır. Ve bu hadiste şöyle ifade edilmiş kim İslam'da iyi bir çığır başlatırsa hem kendi sevabını alır hem de o devam ettiği sürece onun sevabını alır. Kim de kötü bir şey başlatırsa hem kendi vebali kendinedir hem de ondan etkilenenlerin vebali onun üzerinedir. Böyle olunca insan ne yaptığına dikkat etmeli. Evet suçun şahsiliği var ama başkalarına da zarar veriyorsa bir kimse onları yoldan çıkarıyorsa onların bütün günahları da bu kimsenin üzerine olacaktır.